Satılık ev. Tahta kapının üstüne epey zamandan beri yaz güneşi altında devinimsiz duran, güzün sert yerlerinde sarsılan, çırpınıp duran bir levha asılmıştı. Çevrede öylesine bir sessizlik vardı ki, bu levhadan evin boş olduğu anlamı çıkarılabilirdi. Ama evin içinde oturanlar vardı. Ev, küçük bir merdivenle o bayır aşağı arsası üzerinde dengesini bulmuş, birinci katı gölgeye, yer katıysa güneşe gelen bir köy evinden başkası değildi. Basamaklar üzerinde üst üste duran cam fanuslar, boş devrilmiş çiçek saksıları, sıcak ve ak kumun üstüne sıralanmış mine çiçeği ve ıtır saksıları vardı. Aslında 2-3 büyük çınarın altı dışında bütün bahçe güneş içindeydi. Sırık üzerinde çilekler, nohutlar da vardı. Bütün bunların arasında bu düzen ve bu sessizlik içinde bütün gün bahçe yollarında dolaşan, sabahın serin saatlerinde tarlalara su veren, dalları ve kenarları kesen ve ayıklayan hasır şapkalı yaşlı bir adam. Bu adam köyde kimseyi tanımıyordu. Köyün biricik sokağında her kapıda duran ekmekçinin arabasından başka kendisini ziyarete gelen yoktu. Hepsi de pek verimli, meyve bahçesi olmaya pek elverişli böyle bayır üstü toprak peşinde koşan bazı kimseler ara sıra levhayı görünce duruyor ve kapıyı çalıyorlardı. Önce evden ses seda çıkmıyordu. İkinci çalışta bahçenin dibinde bir tahta yemini gürültüsü yaklaşıyor ve yaşlı adam kızgın kızgın kapıyı aralıyordu. "Ne istiyorsunuz? Ev satılık mı?" Adamcağız kendini sıkarak "Evet," diyordu. "Satılık ama haberiniz olsun çok para istiyorlar." Hemen kapıyı örtmeye hazır eliyle içeriye girmesinler diye yolu kapıyordu. Bakışları o kadar öfkeli oluyordu ki daha gözleriyle sizi kovuyor ve bir ejderha gibi sebze tarlalarına ve kum döşeli küçük avlusuna bekçilik ederek kapı aralığından uzaklaşmıyordu. O zaman alıcılar nasıl bir deliye çattıklarını, hem evini satılığa çıkarmanın hem de aman alıcı çıkmasın diye üzerine titremenin ne biçim bir delilik olduğunu düşüne düşüne yollarına koyuluyorlardı. Bir gün bu işin aslını öğrendim. Küçük evin önünden geçerken pek coşkulu bir konuşma, bir tartışma gürültüsü duydum. "Satmalısınız baba, satmalısınız. Bize söz verdiniz." Yaşlı adamın sesi titriye titriye, "Elbette çocuklarım, benim de istediğim o. Elbette. İşte levha bile astım." Paris'te küçük birer dükkan sahibi olan oğullarıyla gelinlerinin kendisini bu pek sevdiği evi elden çıkarmaya zorladıklarını öğrendim. Neden bilmiyorum. Yalnız şu var ki bunlar işin pek sürüncemede kaldığı kanısına varmışlardı. O günden sonra düzenli olarak her pazar gelip zavallıyı sıkıştırmaya, verdiği sözü tutsun diye zorlamaya başladılar. Toprağın bile bütün bir hafta sürülmekten ekilmekten yorgun düşüp dinlendiği pazar günlerinin o derin sessizliğinde olup bitenleri sokaktan pek güzel duyuyordum. Haftadan haftaya yaşlı adam biraz daha sıkıştırılıyor, biraz daha sıkıntıya sokuluyordu. Dükkancılar her yola başvuruyorlardı. Adamcağızı kandırmak için küçük çocuklarını bile getiriyorlardı. "Elbette ev satılınca gelip bizimle oturacaksınız büyük baba. Göreceksiniz hep bir arada ne güzel günler geçireceğiz." Arkasından da gizli kapaklı fiskoslar, bahçe yollarında bir türlü bitmek bilmeyen gezintiler, yüksek sesle hesap kitaplar. Bir seferinde kızlardan birinin "Kulübe 5 para etmez, yıkıcıya vermekten başka bir işe yaramaz." diye bağırdığını işittim. Yaşlı adam hiç sesini çıkarmadan dinliyordu. Kendisinden sanki ölüymüş gibi, evinden de sanki yıkıcıya verilmiş gibi söz ediyorlardı. O gözleri yaş içinde kamburunu çıkararak geçerken, alışkanlıkla koparılıp atılacak bir dal, şurasına burasına dokunulacak bir yemiş arayarak dolaşıyordu. Yaşamının bu küçük toprak parçasına kök saldığı o kadar açıktı ki, hiç kimsenin hiçbir zaman kendisini bu yerden söküp koparmaya gücü yetmeyecekti. Nitekim ne derlerse desinler yola çıkma gününü hep erteliyordu. Yazın ham kokan, biraz mayhoş meyveleri, kirazları, frenk üzümleri olgunlaşmaya yüz tutunca kendi kendine "Ürünü bekleyelim," diyordu. "Sonra hemen evi satarım." Ürün alınınca ağaçlarda kiraz kalmayınca şeftalilere, sonra üzümlere, üzümlerden sonra da hemen hemen kar altında toplanan o güzelim muşmulalara sıra geliyordu. Derken kış bastırdı. Kırlar karla kaplandı, bahçe boşaldı. Artık ne soran vardı ne de alıcılar. Dahası pazar günleri dükkan sahipleri bile uğramıyordu.
yağmur ve sert yerle ters yüz olan o anlamsız levha yol üstünde sallana dursun, yaşlı adamın önünde rahat rahat tohumluğunu hazırlayacak, yemiş ağaçlarını budayacak 3 koca ay vardı. Sonunda sabırları tükenen ve babalarının alıcıları kaçırmak için elinden geleni yaptığı kanısına varan çocuklar bir çıkar yol buldular. Gelinlerden biri gelip eve yerleşti. Sanki yol onunmuş gibi kapıyı ardına kadar açık tutuyor, yüksek sesle konuşuyor ve gelip geçenlere ''Buyurun bakın, satılık ev var!'' demek istiyormuş gibi gülümsüyordu. Artık zavallı yaşlı adamda ne rahat ne huzur kalmıştı. Bu yıl yazlığa gelince evi yine eski yerinde buldum. Ne yazık ki levhadan eser kalmamıştı artık. İş bitmiş, ev satılmış, eski yemiş bahçesinden eser kalmamıştı. Bir bahçe koltuğuna gömülmüş ter içinde kıpkırmızı şişman bir adam da bahçe kovasını kaldırarak ''Kına çiçeklerini 14 kova su verdim!'' diye bağıran soluk soluğa dev anası gibi bir kadın. Evin üstüne bir kat daha çıkmışlar, bahçe duvarlarını yenilemişlerdi. Şu bahçede öylesine mutlu, öylesine dingin dolaşan zavallı adamcağızı düşünüyor ve gelinin, küçük ticaret evinin, geliri olan paracıkların çın çın ettiği yepyeni bir tezgahın arkasında çalışırken, onun Paris'te hasır şapkası ve yaşlı bahçıvan kamburuyla canı sıkkın, utangaç, dokunsanız ağlayacak gibi dükkanın iç yanında dört döndüğünü düşünüyorum.